Kozmetikten şampuana, kişisel bakım ürünlerinden su arıtma cihazlarına kadar pek çok şeyi pazarlayan, online ticaret yapan bir şirketten bahsediyoruz. Şirket biraz önce de bahsettiğimiz gibi Malezya orijinli ama Orta Doğu ve Doğu Avrupa pazarını Türkiye üzerinden yönetiyor. Türkiye ve Orta Asya pazarı şu anda İstanbul'dan yönetiliyor. Büyük bir ciroya sahip, 100'den fazla ülkeye buradan ihracat yapıyoruz. Üretim tesisleri burada ve gelecekte bu üretim tesislerinin sayısının artması söz konusu. Bu aynı zamanda daha fazla istihdam, daha fazla gelecek anlamına geliyor. QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik şu anda stüdyomuza. Hoş geldiniz Cem. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kişisel kariyerinizi de bilelim. Ondan sonra QNET'i konuşmaya başlayacağız. Tabii. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Üniversite hayatından sonra, Ankara'da üniversite hayatından sonra İstanbul'a iş için geçtim. Doğrudan satış sektöründe yaklaşık 27 yıldır doğrudan satış sektöründeyim. Bunun 13 yılı QNET'le geçti. Böyle bir çalışmaya başladım. Çok da keyifli gidiyor işin doğrusu. QNET bir doğrudan satış firması. Evet. Ve Asya merkezli dediğiniz gibi. Aynı zamanda da Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya doğru genişleyen ve Asya kültürünüyle biz bir kültür... İçselleştiren aynen değil mi? Öyle. Evet. Dolayısıyla biz aynı zamanda kültürümüzü de yansıtarak büyümemize devam ediyoruz. 24 yıldır doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteriyor. Tüm dünyada 100'den fazla ülkedeyiz. Ve bu pandemi dönemi de dahil her yıl ciddi büyüyerek yılı kapatıyoruz. Şu anda da çok keyifli gidiyoruz. Umarım hep böyle devam eder. Peki, Türkiye dışındaki pazarlarda pazarlanan ürünlerle Türkiye'deki ürünler arasında bir fark var mı? Yani hani şey bakımından söylüyorum, sayısal olarak. Örneğin işte şu kadar çok ürün var, bu ürünün şu kadarını biz kendi pazarımızda pazarlıyoruz ama diğer pazarlarda olmayan şu ürünleri de getireceğiz. Ya da belki de ürün sayısı bakımından biz herhalde çok zengin bir pazarda olabiliriz. Ürün açısından çok zengin bir pazarız, doğru. Özellikle mesela biz... pazarı girdiğimiz andan itibaren işte kişisel bakım ürünleri, renkli kadınlara yönelik renkli kozmetik ürünleri, hem kadınlara hem erkeklere yönelik işte gıda takviyeleri gibi birçok ürünü Türkiye'de lokal üreticilerle üretip QNET'in bağlı olduğu diğer ülkelere zamanında gönderdik. Şu anda da yeni bir yapılanma sürecimiz var ve yine Türkiye'de lokal ürünler üretip, şu anda mesela biz işte organik şampuandan tutun birçok ürünümüz var yine Türkiye'de ürettiğimiz. Öncelikle Orta Asya, Rusya ve işte hani Türkiye Doğru, İstanbul'dan bak. Yönetilen bölgeye göndermekle başlayıp daha sonra QNET'in olduğu bütün dünyada lokal Türkiye'de ürettirdiğimiz ürünler satışa gidecek. Evet. Peki Kuzey Afrika, Sahra Altı ve Körfez ülkeleri bu pazarları hangi bölge üzerinden? Dubai üzerinden. Orası Dubai üzerinden yönetiliyor ama bizim sistemimizde sadece Dubai ya da Türkiye olarak bakmıyoruz. Biz geri geldiğinde biz de desteğe gidiyoruz. Geri geldiğinde Dubai ekibi de desteğe geliyor. Bu biz aslında biz QNET olarak biz bir aile gibiyiz. Bir sinerji yaratıyoruz. Evet, bu sinerji bizde var ve çok keyifli gidiyor. Biz birbirimize çok ciddi destekler de veriyoruz. Hem ürün bazında. Mesela yakın bir dönemde yurt dışından işte firma yetkililerimiz gelip Türkiye'den işte lokal ürün veya işte turizm grubu ürünlere bakıyorlar. Türkiye'de işte otellerle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Evet. O yüzden de Türkiye ciddi bir pazar, büyük bir market dolayısıyla da ve potansiyeli olan bir ülke. QNET Türkiye olarak da biz bu potansiyeli değerlendiriyoruz işin doğrusu ve büyümeye de devam ediyoruz. Evet. Peki global QNET tahlilini yapalım isterseniz. Bir globalde nasıl durum? QNET globalde de her yıl büyüyerek gidiyoruz. Şu anda 24. yılımızı tamamlamak üzereyiz. Sizin de dediğiniz gibi işte Manchester City'nin işte sponsorluğu dahil birçok uluslararası spor kuruluşuna sponsorluklarımız da dahil olmak üzere ciddi yatırımlarımız var. Türkiye'de de biz aynı zamanda Galatasaray voleybol takımının sponsorluğunu yaptık. Umuyorum ki bu yeni dönemde de yine Türkiye'deki spor kulüplerimize yatırımlarımız ve sponsorluklarımız devam edecek. Sponsorluklar nasıl oluyor? Mesela sponsorlukta neyi gözetiyorsunuz? Hani bilmediğim için soruyorum. Şimdi beni mesela hani sponsorluk konusunda sıfır bilgiye sahip bir insan olarak kabul edin. Yani mesela bir takımın, bir futbol takımının, bir tenis oyuncusunun, bir kriket oyuncusunun sponsorluğunu yapmak
nasıl bir avantaj sağlıyor diğer firmalarla, rakiplerinizle piyasada? Şöyle, bizim bir felsefemiz var. Bizim insanlar yardım için önce kendini geliştir dediğimiz rhythm felsefemiz var. Bu felsefe doğrultusunda, mesela Manchester City'den örnek verelim. Manchester City, İngiltere'de diğer takımlara göre nispeten daha yeni kurulan, daha genç bir takım. Ve biz daha işin başındayken onlara destek olup, onların gelişimi konusunda aslında biz de künet olarak bir katkımız var. Bundan gurur duyuyoruz. Aynı şekilde tüm dünyada kadınlara ve çocuklara yönelik sporlarda ağırlıklı varız. Çünkü biz onlar, kadınlara verilen desteğin önemine çok inanıyoruz künet olarak. O yüzden de Galatasaray'ın kadın voleybol takımına sponsor olduk ve umuyorum ki bu devam edecek. Evet. Çünkü bizim bütün sponsorluklarımız ya da çalışmalarımız hep uzun dönemli. Vallahi dünyada Manchester City, burada da Galatasaray'a devam ederseniz zaten firmanın popülaritesi giderek artar. Bunu diğer kulüplere, örneğin mesela kadın voleybol takımlarımıza ve oralara da yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz? Mesela çok büyük, çok iyi voleybol takımlarımız var biliyorsunuz. İşte Eczacıbaşı, Vakıfbank, Halkbank falan müthiş işler yapıyorlar şu an. Doğru. Biz geçen yıl zaten daha öncesinde bir Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımına sponsorluk yapmıştık. Bu Galatasaray'la yaptık. Zaten biz hem pazarı görelim, tanıyalım, hem de takımlarımızı tanıyalım. Beraber ortak ne gibi bir faydada buluşabiliriz, nasıl destek olabiliriz beraber birbirimize? Bunun çalışmasını yaptığımızda Galatasaray bu aralar bir tık hani daha önde. Çünkü bizim amacımız işte şampiyon olalım değil aslında. Tabii, bizim amacımız özellikle kadınlara daha fazla destek olalım. Yani onlar şampiyon olmasa da olur. Önemli olan o sporun birleştirici gücünü kullanıp kadınlara verilen değerle, onların yapacağı başarılarla, göstereceği başarılarla biz künet olarak bundan çok hani mutlu oluyoruz. O yüzden de bizim için şampiyonluktan daha önemli değerlerimiz var. Dolayısıyla da kadınlara bu yıl alınan karar gereği kendi içimizde kadın işte voleybol, basketbol ya da diğer şubelerle kadın futbol ya da spor kulüplerine daha fazla ağırlık. Biz mesela aynı zamanda Manchester City'nin kadın futbol takımını da sponsor. Öyle mi? Hem futbol hem kadın. Hem erkek hem kadın futbol takımını. Çok yüksek maliyetler değil mi bunlar? Mesela yani takımlar için hakikaten, çünkü Manchester City hani işte yeryüzünde 4-5 tane öyle takım var. İşte Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United. Biraz bu tarafa giderseniz Bayern Münih falan, yani gerisi zaten belki Juventus falan da ilave etmek lazım. Yani bir elin parmakları kadar takım var. Bunlar da tabii çok pahalı sponsorluklar veriyorlar. Doğru, ama biz sporun insan üzerindeki gelişimine çok inandığımız için spora ciddi bir desteğimiz var. Biz bu spora destek olurken bundan işte satışlarımıza yönelik ya da diğer konularda destek almak için değil. Aslında künet bir partner ya da ortak, yani beraber büyümekle alakalı künetin bir iddiası var. O dolayısıyla da kendi felsefemiz gereği de bu böyle. O yüzden de biz daha çok desteklemeyi ve bir arada büyümeyi tercih ediyoruz. O yüzden de bu işin parasal kısımlarını çok düşünmeden kurulduğumuz günden bugüne sürekli sponsorlukları artarak, desteğimiz artarak devam ediyor. Kişisel sponsorluğunu yaptığınız sporcular var mı? Sporcu ya da işte yarışçı ya da benzeri? Türkiye'de yok ama dünyada işte mesela eski işte tenis şampiyonu Martina Hingis, bireyselde şu anda mesela Martina Hingis gibi, işte dünya kriket şampiyonu gibi, işte Afrika'da dünya tekvando şampiyonu gibi birçok sponsorluklarımız var. Daha Türkiye'de bireysel herhangi bir sponsorluğu şu anda başlatmadık. Düşünüyor musunuz? Yani kafanızda var mı? Hani bu sene yani isim vermeniz gerekmiyor ama en azından işte mesela artistik jimnastikte, erkekler jimnastikte ve şeyde pek çok derece alan sporcularımız var. İşin doğrusu düşünüyoruz. Bunu kendimiz konuşuyoruz. Bizzat benim mesela bir tanesi, benim mesela bir hobim var. Bilardo oynamakla alakalı. Öyle mi? Dolayısıyla da o sektörde dahil olmak üzere. Bu Bilardo'da bir kurt var, Semih Saygınar. Yani onun henüz eline su döken olmadı ama onun gibi biri mi olacak yoksa? Ya şöyle, yeni gelişen, alttan gelen çok ciddi iş. Bir kadro var. Bir kadro var, genç nesil var. Bizim amacımız onlarla bir arada olmak. Ama dediğim gibi şu anda her şey masada. Ama netleşen, hani bir uluslararası takımımızda bir sponsorluk üzerine, bir hatta bununla ilgili yakın dönemde de bir görüşme gerçekleştireceğiz. Güzel, peki. O zaman buradan sosyal sorumluluğa geçelim. Sonra üretime geçeceğiz. Yani sonra üretimi işte iki yerde yapıyorsunuz. Bunları ne kadarını yerli imkanlarla, ne kadarı ithal girdiyle yapıyorsunuz, ne kadar büyüteceksiniz, yılda kaç birim
ürün üretiyorsunuz gibi bazı rakamları da vermenizi isteyeceğim ama sosyal sorumluluk kapsamında yani çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler gibi gruplara yönelik ne tür çalışmalar yapıyorsunuz ya da köy okullarına ya da köy okuma odalarına, kütüphanelere destek anlamında neler yapıyorsunuz? Tabii mesela biz köy okulu demişken çok güzel bir noktaya değiniriz. Biz kurulduğumuz günden bu yana hala devam eden, çünkü bizim bütün sponsorluklarımız ya da sosyal sorumluluk projelerimiz hep bir devamlılık arz etmek evet. zorunda. Biz anlık sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde değiliz. Mesela biz bir köy okulunun hemen hemen her yıl işte oranın boyasından, badanasından tutun her şeyine kadar. Çok güzel. Oradaki çocuklarımızın her türlü ihtiyacına kadar. Yani sadece bu bahsettiğim kılık kıyafet değil. Kırtasiye, kitap tabii. dahil. Yani işin içine bilgisayarlar da dahil olmak üzere. Her, her yıl bir her köy, yıl, bir köyü mü yapıyorsun? Her yıl aynı okul aynı üzerinden okul. Devam ediyoruz. Çünkü sosyal sorumluluk projeleri anlık olabilen ya da anlık yapabilirsiniz ama bunun devamlı olmazsa tabii. çok bir faydası olmayacak. Dolayısıyla da biz uzun yıllardır devam eden, hatta bizim kendi çalışanlarımız bizzat katılıp işte duvar boyamasına kadar kendi çalışanlarımız yapıyoruz. Çünkü Künet'in şöyle bir özelliği de var. Kendi çalışanlarına sosyal sorumluluk projelerinde yer alma zorunluluğu var aslında. Öyle mi? Ve yıllık 16 saat, minimum 16 saat olmak üzere sosyal sorumluluk projelerinde yer almak zorundayız. Yoksa karne notu düşük gelebilir. Çünkü şöyle aslında bu bir yani çalışanların da bir empati kurması için de çok önemli. Bu açıdan ben ilk başta garipsemiştim ama şimdi mesela yakın bir zamanda bir işte Çorbada Tuzun Olsun derneğiyle beraber ortak bir proje gerçekleştirdik. Çok da keyif aldık bütün çalışanlarla. Umuyorum ki bunun devamı da gelecek. Çünkü hep uzun yıllar istiyoruz. Çünkü Künet olarak biz hep destekte varız. Yani anlık değil ama hep uzun yıllar destekteyiz. O yüzden Künet Türkiye'ye de güvendiği için biz hep burada olacağız. Dediğim gibi 13. yılımızı kutluyoruz Türkiye'de. Dünyada 24. yılımızı doldurmak üzereyiz. Gayet de keyifli gidiyor her şey. Peki. Bunun dışında düşündüğünüz, planladığınız ya da yapmayı hayal ettiğiniz sosyal sorumluluk projeleri var mı? Var. Özellikle şu anda işte bakanlıkta ve işte sosyal hizmetlerle ilgili bazı çalışmalarımız geçmişte oldu. Şimdi bunun bir çeşitlendirme ile ilgili bir konular var masamızda. Ve bu sosyal sorumluluk projeleri genelde yine dediğim gibi kadınlar ve çocuklara yönelik olacak. Yani biz anlık işte sadece kıyafet verelim vesaire değil. Aslında o insanların ya da o çocukların ya da o insanların işte gelişimine de katkıda bulunalım Tabii. istiyoruz. Dolayısıyla da bu bir zaman alan bir süreç. Yani anlık olarak birçok desteği verebilirsiniz ama onların yanında olduğunuzu hissettirmezseniz uzun dönemde çok gereken katkıyı onlar adına alamazsınız bence. Dolayısıyla biz hep olmaya devam edeceğiz Künet Peki. olarak. Üretime gelelim. Üretimi nasıl yapıyorsunuz? Ne kadar ithal girdi kullanıyorsunuz? Ne kadar yerli girdi kullanıyorsunuz? Hangi pazarlara hitap ediyorsunuz? Yurt dışına sattığınız ürünlerin tedarik zincirinde sorunlar yaşıyor musunuz? Herkes yaşıyor çünkü yani sizin de yaşamanız doğal. Tabii şimdi pandeminin de etkisiyle evet. beraber o dönemi ama o dönemi atlattık. Pandeminin bir dönem evet. etkisi oldu. Hala yani şu anda kaynaklanan bir küçük kırılma var. Tabii ama bu zamanda geçeceğini düşünüyorum. Şu anda hem yurt dışından ürün ithalatımız var Türkiye'de. Çünkü belli ürünleri Türkiye'de üretemiyorsunuz. Tabii. Bunun için altyapı yeterli olmuyor maalesef. İşte bizim hava arıtma cihazlarımız, su arıtma cihazlarımız gibi çok özel teknoloji ve işte özel ödüllü hani ürünlerimiz de var. Ne bileyim işte İsviçreli işte Made by Swiss yazan özel el işçiliğiyle üretilen saatlerimiz de var. Ve tamamen İsviçre'den. Tamamen. Yani, tamamen. El ürünü. Tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. O zaman biraz pahalı şeyler bunlar. Pahalı. Yani görece olarak pahalı olabilir. Bilmiyorum ben sadece. Şöyle yani yakın bir değeri daha fazla olan da var, daha düşük olan da var. Bu biraz daha artık göreceli ama tamamen İsviçre'den ve Made by Swiss yazan ki bu çok önemli bir ibaredir. Dolayısıyla da bunun dışında dediğim gibi Türkiye'den işte saçtan ayağa kadar olacak işte birçok ürünümüz de aynı zamanda ürettiriyoruz. Şu anda mesela bizim şampuan grubumuz, organik işte saç grubu, işte duş jeli vesaire olan ürünlerimiz ciddi bir talep görüyor. Şimdi bunun içine işte kozmetik ürünleri dahil edeceğiz. Dediğim gibi şu anda biz üreticilerle görüşme halindeyiz. Ve Türkiye'de fason üretip aynı zamanda Künet'in faaliyette olduğu yüzden fazla ülkede aynı zamanda da şeyini yapacağız. Pazarlama. İhracını gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla Türkiye'ye bir katma değer de yaratmış olacağız bu pandemi döneminde. Çünkü Türkiye marketine Künet çok inanıyor, çok güveniyor. Bizzat yöneticilerimiz de aynı şekilde. O yüzden de Türkiye ile beraber gelişmek istiyoruz bu pazarda. Çünkü Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var.
Kesin. Özellikle Z kuşağı dediğimiz nüfus ciddi bir talep gösteriyor. Çünkü doğrudan satış onların tam istediği iş modeli aslında. Aynen. Çünkü onlar tabii sabah 9 akşam 5 çalışmak istemiyorlar. Tabii. Kendi zamanlarını... Kısmi zamanlı. Aynen öyle. Kendi zamanlarını ya da çalıştıkları kadar bir gelir elde etmek istiyorlar. Dolayısıyla da doğrudan satış onlar için biçilmiş kaftan. Bununla ilgili de Künet bir çalışma yaptı aslında. Bir akademetreyle bir ortak bir çalışma, biraz çalışma yaptı. Evet, ben, önümde bir notum var. Müsaadenizle tamam, o notlardan birkaç tane. Notlarınızdan çünkü, faydalanarak da bu araştırmanın sonuçları çok ilginç. Mesela her 5 kişiden birinin doğrudan satış faaliyetlerinin girişimcilik olarak algılanmaya başlamış. Ki normalde aslında bu böyle bir durum yoktu. Bu yeni gelişen bir şey. Mesela doğrudan kadınlar ve gençlerden çok ciddi bir ilgi var. Araştırmanın sonuçlarına göre kadınların %85.6'sı kendi işini kurmak istiyor. Ve yine Z kuşağı katılımcılarının da %85'i doğrudan satışa kanalize olmuş durumda ve doğrudan satışla başlıyor iş hayatına. 20-34 yaş arası genç kitlede doğrudan yani gelirini arttırma yani ek gelir olarak arttırmak isteyenlerin oranı da %50'lere ulaşmış durumda. Yani %50'si kadınların ve gençlerin minimum %50'si aile geçimine ciddi katkıda bulunacak sektör olarak doğrudan satışı görüyor. Bu çok ilginç bir şey çünkü aslında doğrudan satışın geleceğini de gösteren, nereye gideceğini de gösteren çok önemli bir çalışma. Mesela pandemi sürecinde de yine kadınların ve çocukların ekstra %6 yani %26 normalinden daha fazla büyüme göstermiş. Bu çok önemli bir gösterge bizler için. Ve dolayısıyla da biz Künet olarak biraz daha ayrıştık. Çünkü biz zaten e-ticaretle doğrudan satışı Asya'da uygulayan evet. ilk firma olduğumuz için pandemiyle beraber biz kaldığımız yerden hızlanarak devam ettik. Çünkü biliyorsunuz sektördeki firmalar ya da sektörde bir bocalama oldu. Her sektörde olduğu gibi. Doğru. Ama biz bu sektör, yani bu pandemi sürecini kendi adımıza iyi bir sınav vererek geçtik. Şu anda da Künet olarak tüm Türkiye'de şu anda benim bulunduğum saat içerisinde yüzlerce toplantımız aynı anda online devam ediyor tüm Türkiye genelinde. Evet. Peki araştırmada başka anlatmak istediğiniz husus var mıydı? Hani atladığınız bir bölüm varsa merak ediyorum. Yani şöyle sadece bir bilgi daha vermek istiyorum ki bu çok ilginç. Normalde doğrudan satışta kişisel sağlık ürünleri ya da kişisel bakım ürünleri çok yüksek değilken tüm dünyada pandemiyle beraber son işte birkaç yıllık süre içerisinde 65 milyar doların üzerine çıkan bir ticaret oldu sadece doğrudan satışta. Ki tüm dünya doğrudan satış verileri, Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Konfederasyonu bir açıklama yaptı ve 186 milyar doların üzerine çıktı. %1,5 büyümeyle tüm dünya genelinde. Düşünebiliyor musunuz? 186,5 milyar doların 65 milyar doları da sadece kişisel bakım ve kişisel yani sağlık ürünleri üzerine kurulu. Bu da aslında bütün doğrudan satış firmalarına bir yol gösteriyor. Zaten bizim de kendi Künet olarak uyguladığımız sağlıklı yaşam felsefemize de çok uygun aslında bu çıkan sonuçlar. Biz de tamamen stratejimizi bu yönde doğru kanalize ediyoruz. Evet. Peki Türkiye pazarına ileride bağlanması beklenen ülkeler var mı? Yani Orta Asya, Doğu Avrupa, Rusya pazarı bize bağlı. Şu anda 20'den fazla ülkeyi Küne Türkiye olarak biz yönetiyoruz. Bizzat işimiz. Yani Azerbaycan'dan Gürcistan'a. Tabii yani eski Sovyetler Birliği haritasını düşünün. İçinden Ermenistan'ı çıkardığınız zaman bütün o gördüğünüz coğrafyayı Türkiye olarak biz yönetiyoruz. İleride olur mu? Türkiye ciddi bir merkez. Şu anda Afrika'dan, Avrupa'dan, işte Orta Doğu'dan ciddi bir nüfus akışı var. Evet, doğru. Ciddi bir sirkülasyon, insan gücü Türkiye'ye doğru geliyor. Ve biz Künet olarak kendi gücümüzle beraber bir çekim merkezi haline geldik. Ciddi bir üye sayımıza da evet. bu eklemlendi. O yüzden de neden olmasın? Ama şu an itibariyle zaten yeteri kadar büyük bir bölgeye yönetiyoruz. Zaten bizim kendi içimizde kimin bölgesi diye düşünmüyoruz. Biz birazcık daha birbirimize destek oluyoruz aile olarak. Dolayısıyla da... Yani Dubai'de yardımlaşıyorsunuz. Onlar tabii. size yardım ediyor, siz onlara tabii. yardım ediyorsunuz. Ben zaman zaman gidiyorum. Bir de Avrupa pazarı var herhalde değil mi? Doğru. Avrupa'da da başka bir arkadaşım Orayı var. Orayı kim yönetiyor? Avrupa nereden yönetiliyor? Avrupa'da da Almanya üzerindeki ofisimiz üzerinden yönetiliyor. Aynı zamanda işte... Bir Amerika, Latin Amerika pazarı var mı? Bu ay sonu, özür dilerim, önümüzdeki ay Latin Amerika pazarı açılıyor. Geçiyorsunuz. Tabii. Amerika pazarı var mı? Hemen arkasından da Latin Amerika'dan sonra da orada. Şu anda mesela Arjantin devreye girecek.
İşte Arjantin-Brezilya hattı devreye girecek, hemen arkasından da Amerika devreye girecek. Evet. Aslında Amerika'da bir çalışmamız var ama önce Latin Amerika'ya. Malezyalılar bu işi iyi yapıyor anladığım kadarıyla. Yani ticareti çok iyi biliyorlar. Mesela Çinlilerden daha iyi. Çinliler üretimi çok iyi beceriyorlar. Planlamayı iyi yapıyorlar ama mesela satış, pazarlama dediğimiz zaman dünyanın pek çok yerinde Malezyalıların çok önde olduğunu görüyoruz. Doğru. Aynı zamanda bizim şirketimizin yönetim kurulunda da işte Avrupa'dan, işte Uzak Doğu'dan, Orta Asya'dan birçok insan var. Biz bir Birleşmiş Milletler gibiyiz diyorum ben ona. O yüzden de ve büyük bir aileyiz. Herkes elinden gelenin hani en iyisini yapmaya çalışıyor hükümet olarak. O yüzden de çok çok keyifli. Diyorum ya 27 yılından fazladır sektörün içerisindeyim. Bunun 13 yılı hükümetle geçti. Çok da mutluyum. Evet. Peki bir takım pazarlama araçlarınız var. Mesela Paramkart var. Ondan sonra Qnet mağazalarından, üyelerden, internet üzerinden alışveriş yapanlara bir ayrıcalık tanıyorsunuz. İşte bronz kartınız var, silver kartınız var. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle bizim Paramkart işbirliği, Paramkart, Mastercard ve Qnet işbirliği bizim bir kartımız yakın bir dönemde devreye girdi. Evet, devreye girdi ve bu buradaki amaç üyelerimizin bir yandan Qnet'in adının hani Qnet'le beraber bu işi yaptıklarını göstermek. Bu sonuçta bir prestij. Mastercard'la ve Paramkart'la beraber yapıyoruz. Onlara çeşitli taksitler ve taksit imkanları sunuyoruz ki sektördeki yani bunu yapan belki de ilk firmayız. O yüzden de çok keyifli bir işbirliğimiz var. Yani 10 binlerce şu anda üyemizin Paramkart'ı var. Sadece Qnet'le olan alışverişleri değil. Tüm dünyanın neresine giderseniz gidin ya da Türkiye neresine giderseniz gidin o kartı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da bizim için çok gurur verici bir olay. En azından bu da bizim Qnet Türkiye'nin yani Qnet Global'in Qnet Türkiye olan şeyini gösteriyor. İnancını gösteriyor bence çünkü desteklemeye devam ediyorlar. Biz de lokal markete işte sponsorluk aracılığıyla olsun, işte ürün üretimi amacıyla olsun birçok konuda da Türkiye'ye güveniyoruz, Türkiye marketine güveniyoruz. Daha doğrusu Türk insanına güveniyoruz. Dolayısıyla da umuyorum ki biz hep beraber gelişeceğiz ve büyüyeceğiz. Evet, son 5 dakikamız. Son 5 dakikayı sizin pazarlamanıza ayırıyorum, yani tabii, propagandaya ayırıyorum. Şimdi ne kadar ürün gamınızda neler var? Bu ürün gamınızda yer alan ürünler hangi pazarlarda? Hangileri daha çok satılıyor, hangi pazarlarda, hangi sosyal gruplar tarafından satılıyor gibi şöyle bir demografik değerlendirme yapın. 5 dakika konuşabiliriz. Türkiye üzerinden başlayayım. Türkiye'de mesela kişisel bakım ürünleriyle beraber su arıtma ve hava arıtma cihazlarımızla beraber işte el işçiliği olan saatlerimiz. Bu saatim de mesela bizim kendi el işçiliği ürettiğimiz bir saat ve bunlar ciddi anlamda satılıyor. Fiyat aralığı nedir bu saatlerde? Merak ettim ben. Bu tamamen şeye göre değişiyor. Ürünün hani çeşidine, yani kadın erkek limiti var yani 5-6 bin liradan başlıyor. Evet. Şeyine göre değişiyor. Çünkü içerikleri de farklı. Çünkü 100 bine bazı kadar gidiyor mu mesela? Yok, hayır. Yok. O kadar bir ürünümüz nedir bizim mesela? 10 bin. 10 bin, yani 25 bin liralar seviyesine kadar da gidiyor. Evet. Dolayısıyla da bu Türkiye özelinde. Ama mesela Hindistan'a gittiğimizde bu sefer kozmetik ürünleri yerine işte daha çok arıtma ürünleri çünkü o bölgenin suyunda, havasındaki kirlilikten dolayı daha farklı ürünlere doğru yöneliyor. Orta Doğu'ya gittiğimizde bu sefer cilt bakım ve işte renkli kozmetik ürünleri devreye giriyor. Ama Türkiye üzerinde söylersek aslında gıda takviyeleri ve kişisel bakım ürünleri arkasından da saatler ve işte su arıtma ve hava arıtma cihazlarımız halen devam ediyor. Şu andaki %50'nin üzerinde bizim kendi iç satış rakamlarımıza göre kişisel bakım grubu ve saatler %50'nin üzerinde bir satış hacmine sahip. Evet. Kozmetik Orta Doğu pazarında daha çok diyorsunuz. Doğru. Değil mi? Doğru. Diğer başka ne var ürün gamınızda? Yani ben şu ana kadar işte kozmetik, kişisel mesela bakım mesela tatil grubu ürünlerimiz var. Türkiye'de biz birçok otelde işte Bodrum'dan Antalya'sına birçok otelde Fethiye'sine kadar işte hani bilinen ve iyi tatil destinasyonlarında otellerle anlaşmalarımız var. Bu aynı zamanda şirketin kendi otelleri var tüm dünyada. Özellikle egzotik ülkeler dediğimiz işte Tayland'dan tutun Sri Lanka'ya kadar çok özel bir butik otellerimiz var. Tüm dünyada üyelerimiz bu otellere giderek çok rahat bir şekilde tatillerini gerçekleştiriyorlar. Ve bu tatil aslında tüm dünyada çok yüksek seviyede. Çünkü biz sadece tatil deneyimi de sunmuyoruz. Aynı zamanda bir ülkenin hani gezmesi, oradaki tarihi, her şeyi bir bütün olarak sunduğumuz için ciddi revaçta. Türkiye'de de aynı şekilde. Özellikle bu zaten yaz döneminde
Hemen hemen herkes tatile gitmek istiyor. Bir de normal tatillere göre biraz daha nispeten fiyat açısından daha uygun bizim sunmuş olduğumuz tatiller. O yüzden de ciddi bir talep görüyor. Peki, son dedim ama son soru. Müşterilerinize sunduğunuz bir takım promosyon imkanları var mı? Var. Biz dönemsel olarak çeşitli promosyonlar gerçekleştiriyoruz. Yani ürün fiyatlarında indirimler olabiliyor, ürün hediyeleri olabiliyor. Ama bu dönemsel. Yani sürekli arz eden değil sürekli ama çünkü o ihtiyaca göre promosyonları yapmak çok daha iyi oluyor. Hem onlar açısından da çok iyi. Ama genelde işte ürün anlamında, ürün fiyatları anlamında biliyorsunuz emtia fiyatları çok yükseldiği için ürün fiyatları da dolar olarak. Hani özellikle ithalat yaptığımız ürünlerde ciddi bir şey oluyor, fiyat farkları oluyor. Biz bunu yansıtmamaya çalışıp bir yandan da indirimler yaparak en azından insanların kullandığı ürünlerden fayda sağlamasını istiyoruz. Yani amacımız ürün satmak değil. Künet olarak bizim birinci amacımız satış yapalım, çok ciromuz olsun değil. İnsanlar alsın, ürünümüzü beğensin, kullanmaya devam etsin istiyoruz. Evet. Bir de kişisel bakım ürünleri satan firmaların genel olarak bir sosyal amacı oluyor. Yani işte gelirlerinin bir kısmını zor durumda insanlara, yoksullara, hastalıklarla mücadeleye, aşılama faaliyetlerine, eradikasyon faaliyetlerine, dezenfeksiyon faaliyetlerine ya da su arıtma işlerine falan, zaten su arıtma cihazı satıyorsunuz. Bu tür yerlere de ayırıyorlar. Yani siz bu tür fonları nasıl kullanıyorsunuz? İzin var, zaten kendi fonumuz var. Redim Foundation adlı, tüm dünyada özellikle kadınlara ve kendi çocuklara. Fonu var. Tabii, çünkü çok büyük kendi okullarımız var. İhtiyaç sahibi çocukları hani okullara göndermekten hani ve hani kadınlara, çocuklara yönelik ağırlıklı ciddi bir tüm dünyada şeyimiz var, desteklerimiz var ve kendi fonumuzdan karşılanıyor. Ve bizim Künet'in yapmış olduğu satışların belli oranları bu fona aktarılıyor ve fon üzerinden tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine gereken her türlü destek veriyor. Ve biz bunu hani online olarak da zaten bütün üyelerimiz, tüm dünyadaki üyelerimiz online olarak takip edebiliyorlar. Peki, başarılar diliyoruz. Künet Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik'le konuştuk pazarlama ürünlerini. Şimdi çok kısa bir ara.